Beyler bayanlar selamlar. Yeni bir Battle Royale oyunuyla yine karşınızdayım. Bu sefer plate'i ön değil ama gayet güzel bir oyun. Umarım çok daha iyi yerlere gelecek. Ve bu oyunla da ilgili yeni bir seri hazırlamak istedim. Ve bu seride de başlangıç rehberi, karakter tanıtımı, silah tanıtımı, oynanışta nasıl daha iyi olur gibi videolar olacak. Bu ilk videosu serinin. Ve bu videoda da karakterleri tanıtacağım arkadaşlar size. Karakterlerin ne özellikleri var, hangi modda daha iyi oynanıyor vesaire gibi tüm bilgileri bu videoda ulaşabileceksiniz. Haydi geçelim lafı da daha fazla uzatmadan videomuza. Oyundaki tüm karakterleri görmek için lobiye geldiğinizde arkadaşlar direkt escape'e basıp archetypes var yukarıda. Buna bastığınızda tüm karakterleri ve özellikleri görebilirsiniz. Size ilk başta karakter seçtirecek, merak etmeyin, onu sonra buradan değiştirebiliyorsunuz. Yani sadece o karakterle oynamak zorunda değilsiniz. Peki kaç tane karakterimiz var? Gördüğünüz gibi 6 tane karakterimiz var ve bunlar ikişer ikişer sınıflandırılmış. Yani 3 tane grubumuz var. Bunlar grup değil aslında, klanlar arkadaşlar. Ve bu klanların da hepsinin farklı özellikleri var. Size klanlar klan skill'leri veriyor. İlk klanımız Buruya. İkinci klanımız Nosferatu ve üçüncü klanımız ise Toreador. Toreador diyeceğim. Toreador'un okunması daha kolay. Peki, şimdi ilk karakterimiz Brute'dan başlayalım. İlk yeteneğimiz arkadaşlar size güçlü bir zıplama sağlıyor. Ve bu zıplamayı normal zıplamanın ardından da kullanabilirsiniz. Direkt bunu kullanarak da yükselebilirsiniz. Ama her zaman ilk zıplamadan sonra kullanmanız sizin daha fazla mobilite sağlar. Daha faydanız olur. Bunu düşmana saldırırken de, düşmandan kaçarken de kullanabilirsiniz. Oyun çok hızlı ve çatılarda döndüğü için bol bol bu tarz mobil skill'leri, mobil yetenekleri kullanmaya çalışın abi. İkinci yeteneğimiz ise Triggered. Triggered ise tam bir tank. Zaten karakterimiz Brute da tank arkadaşlar, öyle düşünebilirsiniz. Canınız yarının altına girdiğinde ve fight'ta olmadığınızda, hasar yemediğinizde canınızı yavaş yavaş yarıya kadar dolduruyor. Üçüncü yeteneğimiz Shockwave Punch ise arkadaşlar öne doğru bir kalkan atıyor. Ve bu kalkana gelen tüm hasarları, mermileri bloke ediyor. Bunu hem atakta hem defansta kullanabilirsiniz. Atakta nasıl kullanırsınız? Videodan da gördüğünüz üzere arkadaşlar saldırdığınızda gelen hiçbir mermiyi yiyemezsiniz. Kaçarken de arka tarafınıza atarsınız ya da hasar nereden gelirse o tarafa atıp savunma yaparsınız. Ve bu yeteneğin diğer bir özelliği ise arkadaşlar, son vuruşunda gördüğünüz üzere adamın pozisyonunu bozuyor. Hem hasar veriyor hem de onu geriye doğru ittiriyor, naklediyor. Geçelim şimdi Brue klanın ikinci karakteri Vandal'a. Vandal'ın zaten ilk özelliği ne demiştik? Klan skill'leri aynı olacak. Yine de bir hatırlatma bağımında şu şekilde geçelim. Yüksek bir zıplama yeteneği var arkadaşlar. Çok yükseğe zıplayabiliyorsunuz bu sayede. İkinci yeteneği ise tamamen karakterine özgü bir yetenek. Neden bu şekilde söyledim? Çünkü bu karakter tamamen yakın dövüş odaklı. Ve yakın dövüş odaklı olduğundan kaynaklı da bu pasif yeteneği yakındayken sizin daha az hasar yemenizi sağlıyor. Üçüncü yeteneğimiz ise arkadaşlar hemen şu şekilde size gösterelim. Yumrukla yere vuruyorsunuz ve bu düşmana hem hasar verirken hem de düşmanın pozisyonunu bozuyor. Genel kafanızda şu şekilde canlandı değil mi? Yani şöyle düşünebilirsiniz. İlk yeteneği kullandınız. Ardından üçüncü yeteneği kullandınız ve adamların üstüne direkt gittiniz, hasarı vurdunuz, pozisyonunu bozdunuz. Adamların dibinde olacağınız için zaten pasif yeteneğiyle az hasar yiyeceksiniz. Ve bam güm kılıç, balta, artık hangisini lootladıysanız onunla hasar vuracaksınız. Bu karakterimiz de böyle arkadaşlar. Geçelim şimdi ikinci guildimiz Nosferatu'ya. Nosferatu'nun ilk karakteri Saboteur daha doğrusu. Bu karakterin yine ilk yeteneği arkadaşlar klan skill'i. Yani Nosferatu'nun klan skill'i Vanish. Vanish ne yapıyor peki? Hızlı bir şekilde ortadan kayboluyorsunuz ve duman haline geliyorsunuz. Hızlı bir şekilde ileriye doğru gidiyorsunuz. Videodan da göreceğiniz üzere tam bir atak üstüne, saldırı üstüne yetenek diyebiliriz. İkinci yeteneğimiz ise Unseen Passage. Sizi yere çömeldiğinizde yarı görünmez yapıyor. Ama dikkat edin, tam görünmez değil, yarı görünmez. İyi oyuncular sizi fark eder. Buna güvenip insanların arkasını ninjalamaya gitmeyin. Aman dikkatli olun. Üçüncü yeteneğimiz ise birçok oyunda zaten biliyorsunuzdur. Bir bomba atıyorsunuz ve bu bomba yapışıyor. Yakında da düşman gelince patlıyor. Patlama hasarı ayrı ve içinde bulunan gaz salınımında da onun hasarı ayrı. Patlama hasarını şu an net bilmiyorum ama içinde bulunduğunuzda sizden 5-5-5
can götürüyor. O yüzden gazların içinde de bulunmayın arkadaşlar. Nosferatu kullanının diğer karakteri Prowler ise ilk yeteneği yine aynı Vanish arkadaşlar. Çünkü bu klan yeteneği yine uzağa doğru hızlı bir şekilde gidebiliyoruz. İkinci yeteneğim Sense the Beast ise düşmanı takip edebiliyoruz. Arkasında gördüğünüz gibi kırmızı bir iz bırakıyor ve bu sayede düşmanı takip edebiliyorsunuz. Ama size şunu söyleyeyim, şuradaki açıklamaya güvenmeyin. Yaralanmış düşmanın arkasında iz bırakıyor diye yazıyor burada. Ama bunun doğrusu arkadaşlar yakın bir zaman içinde hasar attığınız düşmana takip edebiliyorsunuz. Yani diğer türlü olsa canı az olan, hasar yemiş olan insanı kovalıyorsanız, daha doğrusu zombiyi kovalıyorsanız yerdeki herkesi görebilmeniz lazım, değil mi? Evet, öyle olmuyor arkadaşlar. Yakın bir zaman içinde hasar yemiş olması gerekiyor. Yani kan kokusunu alıyorsunuz, kanı takip ediyorsunuz. O şekilde düşünün. Üçüncü yeteneğimiz ise oyunda en çok kullanılan, en çok kullanışlı yeteneklerden bir tanesi. Bir alana yarasa atıyorsunuz ve o yarasalar etrafta dönerek, artık sonarlama yapıyorlar, nasıl oluyor bilmiyorum, düşmanı size gösteriyor. O alan içinde düşman girdiğinde yeri belli oluyor. Ve bu yeteneği arkadaşlar yakın bir yere de atabilirsiniz, uzağa da atabilirsiniz. Tamamen size bağlı. Ve bu yeteneğin belli bir süresi yok arkadaşlar. O attığınız sürece orada kalıyor. Eğer yeni başka bir yere atarsanız o zaman tabii ki de siliniyor. Yeni attığınız yere geçiyor. Geçelim son klanımıza. Son klanımız Toreador'du ve ilk karakteri Siren arkadaşlar. Toreador klanının yeteneği ise, hemen şu şekilde bakalım, Apex'ten biraz tanıdık gelebilir size. Bir illüzyon atıyorsunuz. O bizde hayalet gibi gözüküyor ama başkasında illüzyon gibi gözüküyor. O yüzden kanmayın oradaki videoya. Ve bu illüzyonu attığınızda arkadaşlar daha sonrasında illüzyonun üstüne tekrardan ışınlanabiliyorsunuz. Videodan da şimdi göreceksiniz. Evet, gördünüz, ışınlandım. Peki ne yapabilirsiniz bunu? Hem kaçmak için kullanabilirsiniz, hem de saldırı için. Hem düşmanı şaşırtacaksınız, hem arkasında geçeceksiniz. Artık gerisi sizin oyunculuğunuza bağlı. İkinci yeteneğimiz ise birazcık daha bana çok kullanışlı gibi gelmedi. Belki oyunu birazcık öğrenmem gerekiyor. Ne işe yarıyor? Normalde NPC'leri, oyunda bulunan bilgisayar insanları, bilgisayar insanı da garip oldu, yiyebiliyorsunuz. Onlardan can ve aynı zamanda buff, ekstradan özellik kazanabiliyorsunuz. Bir insanı yerken, kanını içerken başka bir NPC sizi görürse yeriniz marklanıyor, yeriniz işaretleniyor ve haritada belli bir süre boyunca gözüküyorsunuz. Bu yetenekte diğer insanların yanında bile olsanız rahat rahat NPC'leri yemenizi sağlıyor. Bakalım ileride umarım daha kullanışlı bir hale gelir. Çok fazla insanın bunu tercih edeceğini düşünmüyorum, ya da ben oyunu hala bilmediğim için böyle nıpça konuşuyorum. Geçelim üçüncümüze. Üçüncü yeteneğimiz ise çok kullanışlı yeteneklerden bir tanesi. Ne işe yarıyor? Etrafınızdaki düşmanı kör ediyorsunuz. E peki bu karakter nasıl oynanabilir? Yani şöyle bir düşündüğünüzde, hemen gidip rahat bir şekilde insanlardan can toplayabileceksiniz bu yetenek sayesinde. İlk yeteneğiniz sayesinde düşmanın üstüne gittiniz, saldırdınız. Hatta saldırmadan önce hemen ışınır ışınlanmaz blind ettiniz ve oh rahat rahat biçtiniz. Böyle düşünebilirsiniz. Ve Toreador klanının son karakteri Muse ise ilk skill'i yine aynı. Peki bu karakter ne arkadaşlar? Birazcık daha supporter karakter. Heal doldurabiliyor. Biraz daha yeteneklerinden göstereceğim zaten. İlk yeteneği zaten klan yeteneği olduğu için biliyorsunuz, hemen ileri doğru atıyor. Oraya tekrardan ışınlanabiliyorsunuz. Bu karakterin ikinci skill'i ise yerde olsanız bile tüm yeteneklerinizi kullanabiliyorsunuz. Videodan göreceğiniz üzere bakın, yerde düşen adam ne yaptı? İlk projection'ını, dash'i bastı ve ardından da heal skill'ini bastı. Heal skill'i de arkadaşlar dikkat etmeniz gerekiyor. Öyle basit bir heal değil. Takım arkadaşınıza bastığınızda heal'ı, bunun belli bir casting, yani büyüyü gerçekleştirme, yeteneği gerçekleştirme süresi var. Bu süre dolmadan hasar yerseniz ya da çok hızlı hareket ederseniz, zıplarsanız vesaire, yani bir şekilde o süreci bozarsanız heal dolması da maalesef iptal oluyor. Hepsini dolduramıyorsunuz. O yüzden bunu güvenli yerlerde basmaya dikkat edin. Ya da yere düştüğünüzde de takım arkadaşlarınızı şuradaki gibi kurtarabilirsiniz. Yani ya ben öldüm bittim demeyin kesinlikle. Ve girdiğinizde bakın arka taraftan heal'ı bastı. Ve bu karakter, aa ben çok kullanmam demeyin, solo'da çok iş görüyor. Nasıl iş görüyor? Yere düştüğünüzde otomatik olarak kalkabiliyorsunuz. Belli bir süre geçmesi gerekiyor. Takım halinde oynuyorsanız bu 40 saniyeydi. Solo oynuyorsanız da 20 saniye olması lazım. 15 de olabilir. Şu an net hatırlayamadım. Şimdi 15 saniye çok kısa bir süre. Hele
bir sürü insanla arasında fight yapıyorsanız ne olur siz yere düştükten sonra bu teleport skillini kullandığınızda güvenli bir yere kaçıp saklanabilirsiniz ve o 15 saniye içinde doğup tekrardan hayata dönebilirsiniz. Yani bu karakteri sadece takım olarak düşürmeyin, solo'da da çok kullanıyorlar ve sinir bozuyorlar. Siz adamı düşürüyorsunuz, başka birisi size gerisi saldırıyor. Daha düşürdüğünüz adamı bitirmeye gidemeden işte bir can doldurayım, toplanayım, sonra giderim derken çoktan düşürdüğünüz adam muse çıkıyor ve gidiyor bir yere saklanıyor. Bitiremiyorsunuz, kaçıyor. Genel olarak arkadaşlar özetleri bu şekilde. Tabi hangisi elinize en yatkın, size en yatkınıysa onu seçin. Şu an en güçlüsü, en zayıfı diye bir şey yok. Gerçekten tamamen sizi kullanmanıza göre hepsi çok etkili. Tabi birazcık daha oyunu öğrendikçe daha hangisinin güçlü olduğunu, nelerle, hangi silahlarla kullanmanız gerektiği gibi tüm rehberleri size açıklıyor olacağım. Bir sonraki videoda da hatta FPS arttırmayla ilgili bir video yapmayı düşünüyorum. O videoyu da kaçırmak istemiyorsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.